Evet, şimdi bu gelişmeyi ayrıntılarıyla konuşacağız. Emekli Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu güne bakışta konuğum. Gürsel Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Serap Hanım. Şimdi öncelikle sizin değerlendirmenizi almak isterim. Bu bir suikast mi? Öldü mü, öldürüldü mü Prigojin sizce? Yani öldürüldü gibi gözüküyor burada. Tabii resmi açıklamalara dayanmamız gerekecek. Fakat Rusya topraklarında bu kadar tesadüf bir uçak düşmesi mi olmaz? Yani ne yaparsanız yapın. Tam da bu günlerde, bu şartlarda işte onun hakkında, Prigojin hakkında söylenmiş bir sürü şeyi de, yaşanmışlıkları da koyarsak üst üste, yani öldürüldü. Ama ne şekilde öldürüldüğü de, tabii bunlar özel operasyonlar olduğu için hemen böyle anlaşılır cinsten şeyler değil. Yani inkarı da kabul edilebilir konulardır bu özel operasyon konuları. Dolayısıyla böyle bir hadise meydana geldi deyip geçeceğiz gibi geliyor bana. Biden böyle bir şeyin ardında Putin'in olmadığı pek görülmemiştir anlamında bir ifade kullandı ilk değerlendirmesinde. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz? En son haberde de bir vatan haini yorumu var çünkü Putin'in Prigojin'le ilgili. Evet, yani bu Rus sistemi olarak bakmamız lazım. Şimdi Biden tabii kendi muhatabı olduğu için Putin'e yönelik bir ifade kullanacaktır. O da doğal çünkü Putin konuşsa Biden hakkında konuşacaktır. Yani tabii, bunların bu şekilde ifade edilmesi doğrudan birini hedef göstermek açısından değil ama bir Rus sistemi bağlamında bakmak gerekiyor olaya. Tabii Batı medyasının veya politikacılarının böyle bir olaydan ne çıkarabileceğini düşünürsek aslında kendimizi de çok zorlamamıza gerek yok. Her şey net yani. Siz burada, bize anlatın o net tabloyu, net resmi. Evet, ne çıkarabilir yani Batı medyası bundan? Putin'in kişisel kaprislerinin olduğunu söyleyebilir. Rus devlet anlayışının sorgulanması gerektiğini söyleyebilir. Yöneticilerinin veya sistemin zayıf taraflarının çok fazla olduğunu söyleyebilir. Nüfuz alanlarındaki, işte Afrika dahil buna, buradaki bir mücadelede Rusya'nın elini zayıflatabilecek birçok şeyleri söyleyebilir. Yolsuzluklar, işte böyle ne bileyim Prigojin gibi geçmişi karanlık bir insanın Rus yönetiminde bir yerlere gelebilmesinin bunlarla ilişkili, o network'ün sağlam şeyler olmadığını, demokrasinin veya işte Batı sisteminin daha doğru olduğunu tarif edebilir burada. Yani güç yarışı içerisinde bu tür şahsiyetlerin birbirini zayıflatması için her türlü fırsatla ilgilenildiği işaret edilir. Ama tabii buradan da Rus halkına bir korku, bir endişe verilmeye çalışılabilir. Bu pompalanabilir. Tabii Rusya bunu ne kadar hazmeder, hazmedemez, o da tartışmalıdır. Çünkü Ruslar böyle şeylere alışık diye söyleyebilirim. Bunlar geliyor aklıma. Yani burada şöyle basit olarak söylersek Batı içinde ekmek çok. Şimdi hem Wagner'le ilgili hem savaşla ilgili de sorularım olacak ama bu suikast ve üzerine konuşulanlar üzerinden gidersek İngiliz basınında yer alan bir iddia vardı. Orada da deniyor ki belki de bu Prigojin'in bir aldatmacasıdır. 2019'da da resmen öldüğü ilan edilmişti. Ölmediğini anladık. Ya yani burada bir Prigojin tarafından bir yanıltma da olabilir. Mümkün mü böyle bir şey sizce? Vallahi bütün olasılıklar masanın üstünde. Yani göz ardı etmemek lazım. Ama şu anda Putin sessiz duruyor. Bir şekilde bunun kısa zamanda, eğer böyle bir hani Prigojin'in bir aldatmasıysa da, çok uzun süre ortadan kalkmaz. Özellikle bir de şeyi koymamız lazım masanın üstüne. Yani Afrika'da Prigojin etkisi çok fazla. Yani oradaki o ilişki yumağının içerisinde kendini çok gizleyemez Prigojin. Yani yakın zamanda ortaya çıkması lazım. Çıkar. Eğer İngilizlerin dediği doğruysa bu çok uzun olmaz. Ama ihtimali düşük.
bir konu bu. Şimdi uçakta sadece Prigojin yok. Yine başka önemli isimler var. Bildiğim kadarıyla Wagner'in kurucusu. Şimdi böyle baktığımızda Wagner ne yapar, ne olur? Yani bir takım intikam paylaşımları var. Bir karşı atak gelebilir mi, bir hareket sizce? Başına kim gelir Wagner'in? Wagner'in zaten gücünün silahlı kuvvetlerin çatısı altına alınacağına dair işaretler Bakhmut'tan sonra konuşulmuş idi. Yani bu plan, hani o bir günlük yürüyüşün ardından bunlar bir plan dahilinde silahlı kuvvetlerin şemsiyesi altına alınacak gibi ifadeler var idi. Bunlar tabii paralı askerler diyoruz, bize ters geliyor olabilir ama bunlar yani çok tartıştık bunları. Aslında dünya sahnesinde çok da böyle garip şeyler değil. Bunlara alışmak, alışmayanlar alışsınlar diyelim aslına bakarsanız. Fakat Rus tarzı olarak da baktığımızda bu savaşlarda hep böyle yapmıştır Ruslar. Yani böyle ilk defa sanki Ukrayna'da karşılaşıyormuşuz gibi bir tablo çıkmasın ortaya. Evet. Şimdi bu Wagner'in adı değişir değişmez onu bilemiyorum ama neticede yani bunun dönüştürülmesi sağlanabilir. Bu da zor değildir esasında. Ama Ukrayna'daki cepheye çok menfi etkisi olur mu? Olmaz. Tam da soracağım yere geldiniz. Evet. Yani bundan sonra seyrini nasıl etkiler savaşın bu durum? Şimdi savaşın zaten bizim çok iyi anlamamız gereken noktası şu. Bakhmut'ta Wagner işte yok beni mühimmatsız bıraktınız, destek sağlamadınız gibi yakınmaları olduğu o süre bütün Ukrayna birliklerini Bakhmut'a çekmek için yapılmış bir operasyon. Orada Bakhmut'u almak isteyen bir Rusya kış şartlarında oraya bisiklet merkezi oluşturuyor ve o tarafa bütün herkes yoğunlaştı. Ama diğer tarafta mesela kış şartları içerisinde Bakhmut'tan güneye doğru bugünkü işte Ukrayna'nın karşı taarruzunun geçtiği o çok geniş cephe üzerinde Rusya çok büyük savunma hatları inşa etti. Yani orada oyalarken aslında öbür tarafta savunmasını tahkim etti. Dolayısıyla Ukrayna karşı saldırısı başladığında bir nevi duvara çarpmış bir Ukrayna ordusu oldu. Şimdi o zaman fonksiyonunu yerine getirdi Wagner. Tabii kayıp verdi. Orada bir takım konular tartışma yarattı. İşte küfürleşmeler oldu. Bunları da biliyoruz. Fakat yani Şoygu'yu da iyi tahlil etmek gerekiyordu orada. Bunları hep zamanında konuştuk. Şimdi Wagner dönüştürülür veya diğer işte 12-13 tane daha orada bu tip paralı askerler veya paramiliter güçler var, onları da hesaba katarsak savunma hattında duran Rusya aslında amacını devam ettiriyor. Yani burada taarruz etmesi gereken, topraklarını yeniden alması gereken, riske girmesi gereken taraf Ukrayna. Yani tutup da işte günde 2-3 füze atıp veya işte hava gücü unsurlarıyla bir takım faaliyetlerini yürütebiliyorsa Ukrayna derinliklerinde Rusya, ama esasen şu anda elinde tuttuğu toprakları Wagner'le olur, başkasıyla olur, bir şekilde orada duruyorsa amacını gerçekleştiriyor demektir. Bu bir senede olabilir, 10 senede olabilir, hiç fark etmez, orada durmaya devam ederler. Orayı tahkim etmeye devam ederler. Rusya açısından orada bir kayıp yok gibi gözüküyor. Ama biz işte o Belarus'u falan bu noktada tartıştık. Neden tartıştık? Çünkü Belarus Doğu Avrupa'da Polonya sınırında ve oradan da Kaliningrad'a giden yol üzerinde çok kritik bir ülke. Onun sınırında meydana gelebilecek istenmeyen bir hadise, oradaki bir kıvılcım Doğu Avrupa'yı savaşın içerisine çekmek. Şimdi Belarus demişken orduyu Wagner eğitiyordu diye biliyorum Belarus'ta. Bu nedenle de Polonya ile gerildiler. Şimdi bu durumda orada ne değişir? Şimdi zaten Lukashenko aracı olup Wagner'e bir kamp yeri verdi orada.
Hatta bunun sosyal medyaya kadar görüntüleri de kampın gösterildi. Oradaki Wagner grubu dünyaya sanki Belarus'a eğitim veriyor gibi anlatıldı. Ama veriyor mu, vermiyor mu, ne kadar veriyor onlar şimdi oraya gidip sorgulanması gerekir. Evet. Şimdi şöyle bir kritik hadise var. Belarus'a bir, Belarus zaten savaştan önce Belarus askerleri itibariyle savaşa hazırdı. Özel operasyon birliklerini hazırlamıştı. Kiev'e doğru gitmek için hazırdı bunlar. Oradan itibaren tutarsanız Belarus'un silahlı kuvvetleri hazırdı. Buna ilave olarak oraya nükleer, taktik nükleer silahlar getirildi. Buna ilave olarak bir de Wagner getirildi. Wagner üstünde tartışılır bir hadiseydi. Ve dolayısıyla daha kritik olması açısından oradaki durumu provoke edebilecek mahiyet taşıdığından Wagner üzerinde çokça şeyler konuşuldu Belarus'ta. Ama bugün itibariyle eğer Belarus Wagner askerlerinin etrafını güvenlik altına alıyorsa kendisi açısından kontrol etmek bakımından, kontrolsüz bir hareketin olmaması açısından bu kendisi açısından önemlidir. Yoksa işte bir ayaklanma oldu, ortalığı karıştıracak Wagner'ler. Öyle bir şey değil. Yani kontrol etmek bu Slavların daimi başvurdukları bir yöntemdir. Bana tabi olsun, kontrol edeyim. Ama istediğimi de yaptırayım gibi. Peki Gürsel Bey, bir de bu uçağın işte düşmesi konusuna gelirsek, o konuda sizin fikrinizi merak ediyorum. Karada birkaç araçla seyahat ettiği söyleniyor. İşte iki uçak var. Hatta son birkaç dakikaya kadar Prigojin'in hangi uçağa bineceğini bile bilmediği. Çünkü şaşırtmaca, hangi uçakta olduğu. Burada sonuçta bir protokol var bu tür insanlar için. Bir güvenlik protokolü. Son anda hangi uçağa yöneleceğinin söylendiği vesaire. Şimdi bize biraz anlatır mısınız nasıl işler ve sizce nasıl, eğer bir suikastte nasıl düşürülmüş olabilir bir uçak, buna ilişkin konuşulanlar var mı? Şimdi tabii dünyada çok çeşitli örnekleri oldu bunun geçmişte. Yani bunların hepsi de aslına bakarsanız farklı etki yapıldı. Yani uçağa veya işte oradaki olaya farklı etkiler var. Hepsinin imkan ve kabiliyetleri neyse onu yapacak operasyonel birliğin onun üzerinden gidiyor. Yani o çeşitliliği de yaratan faktör doğal faktörler aslına bakarsanız. İkinci konu burada şimdi bu tip profillerin hani bu legal olur illegal olur fark etmez. Zaten bütün hepsi açısından olay böyle gelişir. Yani burada sürpriz bir şey yok. Bugün Amerikan başkanı bile olsa bir yerden bir yere giderken aynı protokoller izlenir. Yani burada bir şey yok. Tabii esas burada baktığımız nokta birinci çemberde burada güvenlik ihlalini kim yaratabilir? Yani kim satın alınabilir? Kim burada aparat olarak kullanılır? Çünkü uçaklardan biri iniyor. İki uçak da hedef alınmıyor. Tek uçak hedef alınıyor bir suikastı. Yani böyle bir durum var. Yani bunu bilmek şu anda mümkün değil. Çünkü bu adı özel operasyon. Yani burada bunu açıklarlarsa veya işte sonradan birisi çıkıp ben yaptım derse falan bakacağız olaya. Bakalım, bağlantıda bir kopukluk oldu ama gelecek mi? Prigojin'in içinde olduğu uçağın düşüşü ve sonrasındaki yankılarını konuşuyoruz Gürsel Tokmakoğlu'yla. Bakalım internet bağlantısını tekrar sağlarsak. Geldi zannediyorum. Gürsel Bey, buyurun. Sesiniz kesildi az önce. Devam edebilirsiniz. Yani bu işi sağlayan aparatlar da ortadan kaldırılır. Neticede işin tabiatında bunlar var yani. Fakat eğer ki böyle bir olaysa işte normalde zaten iki uçak olur, üç uçak olur. Birisine biner, diğeri de işte havalanır. Buradaki görünen şey düştüğü rapor edildikten sonra veya radar izi olarak görüldükten sonra diğeri artık göreve gitmeye gerek yok deyip bir yere iniyor. Yani oradaki hadise
işte farklı bir algıya götürmesin bizi. Bu da işin doğal kısmıyla yani. Ama emin olun benim dikkatimi çeken konu burada. Güvenlik şemsiyesi uçağa bindirinceye kadar mı görev yapıyor burada? Uçağın içinde güvenlikle ilgili olan işleri devam ettiren işte oradaki komutanlar mı oluyor? Biz hallederiz mi diyorlar? Yani şimdi bu biraz çarpık bir şey. Diyelim ki 10 kişiyi bindirdiniz oraya. 3'ü işte mürettebat, 7'si öyle. Hı hı. Tamam, önemli 2-3 isim var. Ama orada ya 1-2 tane de böyle güvenlikçisinin olması gerekiyor idi. O yok. Demek ki Prigojin'in tarzında da bu var. Yanına belirli insanları aldığı zaman onlara güveniyormuş. Hı hı. O çıktı ya. Şimdi uçak düştü, düşürüldü. Yani burada yerde müdahale etmek lazım uçağa. Ne bileyim işte belirli sistemlerine müdahale edilirse belirli bir uçuş zamanı yüksekliği içerisinde bir yerden dolayı uçağın çalışma performansı ters yüz edilebilir. Bunlar olabilir. Hı hı. Ama tabii çelişkili bilgiler var. Peki. Yerden uçak savarla atış yapıldı. Sanki 28 bin fitteki uçağa öyle yerden uçak savarla vuruş sağlamak da biraz zor gibi geliyor bana. Hı hı. Yani havadan yapılsaydı bu atış o radarda görünürdü. Bütün dünya anlardı onu. Evet. Yani burada çok hassas böyle bir çalışma formatı var. Onu da zamanla görebilirsek göreceğiz. Görebilirsek göreceğiz. Evet, Emekli Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.